çok tedirginlik bir durumda yaratmak babında değil. Tamamen bilgi amaçlı olarak zaten sosyal medyada biliyorsunuz çok fazla kirli bilgiler dolaşıyor. Onlara da fırsat vermemek adına ve izleyicilerimize tabii ki endişe uğratmamak adına. Ama konuşmakta da fayda var. Çünkü tehlike hala henüz geçmiş değil. Peki bu ekiplerimiz de bölgede sismik çalışmalarına başlayacaktır. Ama öngörünüz nedir? Yani şimdi ikinci depremi de gördü. İki büyük bir depremin 10 ilde ne gibi bir zayiata neden olduğunu hem can hem mal anlamında. Tabii burada önemli olan canlarımız. Ama üçüncü bir deprem, büyük bir deprem daha bekleme riski var mı? Böyle bir risk söz konusu mu? Ne dersiniz? Şimdi bunu tabii bilmek çok zor. Ama yani bazen insan yüksek sesle mesleki anlamda konuşmayı istiyor, şöyle istiyor. Yani ben de merak ediyorum en az vatandaşlarımız kadar bu bilimle uğraşan bir insan olarak. Evet. Ama şimdi peş peşe bu kadar önemli iki depremden sonra acaba hala Doğu Anadolu fayının iki ucunda stres birikimi oldu mu? Yani işte bir ucu Elazığ'ın olduğu, Malatya'nın olduğu taraf, işte Erkenek kısmında kırıldı biliyorsunuz. Bir tarafta Elbistan batısına kadar uzanıyor. Diğer uçta Antakya. Acaba böyle bir risk var mı diye. Ama tabii yani iki tane büyük deprem oldu. Peş peşe üçüncünün olması için çok büyük enerji birikmiş olması gerekir. Ben zaten bu ikisiyle bile çok büyük enerjinin açığa çıktığını düşünmek istiyorum. Buna inanıyorum. Yani üçüncü bir deprem bu büyüklükte olur mu olmaz mı tartışması gerçekten çok erken. Yani sismolojik veriler bunu şu anda göstermiyor. Şu an mevcutta zaten iki büyük depremin etrafında artçıları görüyoruz. O faylar üzerinde. Çünkü merak ediyoruz. Yani üstüne konuşulacak en önemli konulardan bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Artçılar çünkü de küçük de değil. O yüzden evet, acaba bu durumu tetikler mi? Fay çünkü belli ki hala sakinleşmemiş. Enerjisi yani artçılara bakılırsa hala güçlü olduğu görülüyor. Ama o yüzden ilk gündeyiz daha. Yani bu büyük depremlerden sonraki ilk gün olarak düşünelim. Bunu şimdi bir hafta sonra bir büyük çerçeve resme bakacağız. Bir de birkaç ay sonra bakacağız. Yani sonuçta hani 17 Ağustos sonrası 12 Kasım depremini yaşadık. Evet ama ben bizzat orada çalıştım. Orada yani 17 Ağustos depreminin doğu ucunda eksik bir kısmın kaldığını görebiliyorduk. Ama ne zaman kırılacağını hiçbir zaman bilemezdik. 12 Kasım'da kırıldı. Şimdi burası için böyle bir öngörüde hani Elazığ depremi oldu. Hani onu da resmin içine koymanız lazım. 2020 yılında 6.8 büyüklüğünde yine bu fay üzerinde bir kırılma meydana geldi. Şimdi bunun güney kısmı kırıldı. Yani önemli bir parçası kırıldı. Nerede kırıldı? Son 3 yıl içerisinde kırıldı. Burada da çok büyük bir enerji açığa çıkıyor. Yani şunu belirtmek isterim. 7.4 ile 7.5, 7.5 ile 7.6 ve 7.6 ile 7.7 arasında o kadar büyük farklar var ki aralarda o kadar çok yani bir tane 7.7'lik deprem için yüzlerce 7.6'lık depreme ihtiyacınız var. Onu anlatmaya çalışıyorum. Dolayısıyla yani çok büyük bir deprem olduğunu göz önüne almamız lazım. Düşünün yani birçoğu yani aslında yönetmeliğe uygun yapılmış yapılarda bile çok büyük bir hasar bıraktı. Yani bunu da görmemiz gerekiyor açıkçası. Gerçekten büyük bir zorlukla karşı karşıyayız. Evet, özellikle yani 99 depreminden sonra bu kadar çalışmalara daha da yoğunlaşılmışken, yani devletin bu konuda çalışmaları çok görüyoruz. Birçok konutlar artık deprem yönetmeliğine göre yapılıyor. Ancak buradaki eksikliği siz nasıl yorumlarsınız? Yani biz neden depremlerde bu kadar kayıp veriyoruz? Şimdi tabii deprem yönetmeliği 99'dan sonra birkaç revizyonla son haline geldi. Mevcut yönetmelik aslında bunları karşılıyor. Ama burada bir, zemin koşulları depremin, iki, depremin çok büyük olması. Bakın Antakya neden çok etkilendi? Hatay neden çok etkilendi? Faya yakın değil. Depremin odağına uzak. En az etkilenmesini beklersiniz mantık olarak. Ama zemini çok kötü olduğu için deprem dalgaları Hatay'a ulaştığında çok büyük bir genliğe ulaştı. Yani merkezinin olduğu yerde küçük genlikteyken Hatay'a ulaştığında çok büyük bir genliğe ulaştı ve hasarı daha fazla yaptı. Dolayısıyla
birden çok faktör var. Jeolojik olarak birincisi zemin koşulları, iki faya yakınlık, üç depremin büyüklüğü. Ondan sonra başlıyoruz. Seçilen temel tipi, ondan sonra yapının kalitesi, kullanılan malzeme, kat sayısı. Yani şimdi deprem bölgeleri için kat sayısı çok önemli bir unsur bence. Bakıyorum, evet orada da yıkılanlar var. Deprem bölgelerinden sürekli görüntü gösteriyorsunuz ama ayakta kalmışlar az katlı olanların çünkü. Yani yüksek kat ciddi bir sorun olarak duruyor. Demiyorum tabii sağlam zeminlerle iyi olmayan zeminleri bir arada değerlendirmemek gerekiyor. Sağlam zemin üzerine 50 katlı bina da yapabilirsiniz ama daha yumuşak ve alüvyal zeminlerde sıvılaşma riski de var. Bunları da göz önüne almak gerekiyor. Yani tüm bunlar mevcut faktörler. Bir de tabii verilen müteahhitlik hizmeti. Nasıl bir müteahhitlik hizmeti aldı? Bunu da iyi bilmek gerekiyor. Yani binaları tek tek değerlendirmek gerekiyor. Neden olduğunun sorusunun cevabını bulmak için. Tek bir yargıya gitmemek lazım. Bu 99 öncesi yapı zaten yıkılırdı dememek gerekiyor. Onların arasında da şu anki yönetmeliğe uygun olanlar vardır. Sonrasında yapılıp da iyi bir müteahhitlik hizmeti almamış olabilir ya da o yerin zemin koşulları bu büyük depremi karşılayamamış olabilir. Yani birçok faktörün bir arada olduğu ve birlikte değerlendirilmesi gereken bir konu olarak düşünüyorum. Şimdi önemli fay hattına tekrar değinmek istiyorum. Bu Doğu Anadolu fay hattının üzerinde daha önce bir çalışma yapılmış mıydı hocam? Çok çalışma var. Doğu Anadolu fayı olsun, Kuzey Anadolu fayı olsun. Bunlar bizim ülkemizin en önemli aktif unsurları. Çünkü Batı Anadolu'da da birçok büyülü farklı fay sistemi var ama onların özellikleri farklı. Bu iki fay Anadolu'yu batıya taşıyan faylar ve üzerinde çok fazla sayıda büyük deprem var. Yani yaklaşık 8-10 milyon yıllık yaşa sahip faylar bunlar. Ve düşünün Kuzey Anadolu fayının ve Doğu Anadolu fayının geçtiği yerler jeolojik olarak 8-10 milyon yıldır insanlığa hazırlanmış. Çok güzel ya, verimli araziler. Yani niye insanlar orada yerleşiyor, niye yaşıyor? Çünkü fayın insanlara sunduğu nimetlerden faydalanıyorlar. O kayaçlar kırılmış, ovalık alanlar oluşturmuşlar. Tarıma uygun alanlar olmuş. Verimli araziler oluşmuş. Birçok uygarlıkta bunların suyun olması, verimli arazinin olması nedeniyle oralara yerleşmişler. Ama şunu hep gözden kaçırmışlar. Ben geçmiş medeniyetlerde de bunu gördüm. Bakın Efes antik kentine gittiğiniz zaman antik kentin arkasında devasa bir fay aynası. Yani onu düşünememişler. Orada bir fayın varlığını fark edememişler. Ama oraya bir kent kurulmuş. Yani dolayısıyla süreçler içerisinde bunların hani bizim de dikkat etmemiz gerekiyor. Bu tür yerlerde yaşanır. Dünyanın her yerinde yaşanıyor. Ona uygun yapılaşma seçmek gerekiyor. Daha az ben hep yatay yapılaşmayı hayatım boyunca hep öğrencilerime derslerde anlattım. Yatay yapılaşmanın daha her açıdan uygun olduğunu ama tabii maliyetler, imkanlar her şeyi düşünmek gerekiyor. Bunu söylerken sadece siz içinizden geldi yatay yapılaşma değil yani. Her şeyi bir arada değerlendirmek lazım. Şimdi bu fay üzerinde de çalışmalar çok yapıldı. Paleosismolojik çalışmalar yapıldı. Bakın son depremin yani ikinci depremin olduğu yerde benim doktora öğrencim Musa Balkaya doktora tezini yaptı. O segmentin tarihsel geçmişini yeni bitirdi. Bir yıl oldu doktorasını. Fayın geçtiği yerler belirlendi. Orada kazılar yaptık. O kazılarda önceki depremlerin izlerini bulduk. Onları karbon 14 yöntemiyle tarihlendirerek bundan önceki depremlerin hangi tarihlerde olduğunu ve bundan sonra olabilecek depremin ne zaman yani aralıklı olarak da hangi yaklaşık aralıkta meydana gelebilecekleri hususunda bilgiler verdi ve oranın çok suskun olduğunu, çok uzun sürede deprem üretmediğini de tezinde sunmuş oldu. Bu bir örnek. Bunun gibi Doğu Anadolu fayında İstanbul Teknik Üniversitesi'nden tutun da Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi birçok üniversitemizin yapılmış birçok çalışması var ve bu çalışmalarda da Doğu Anadolu fayının çok uzun süredir büyük deprem üretmediğini ve depremini beklediğini ifade ediyor tabii bu çalışmalar. Ama tabii bizim çalışmalarımız buraya kadar. Bundan sonraki çalışmalar bu verileri alıp üzerine biraz daha ileriye götürecek daha farklı çalışmalar da yapılabilir. Peki.